Sahada var olabilmek için belli bir yeteneğiniz olacak. Evet, koca koca statlarımız var, güzel statlarımız var. Ama altyapı tesislerimiz aynı kalitede kesinlikle değil. Artık 10 yaşında bir çocuk çok geç kaldı da denilebiliyor. Böyle bir ortamdayız. Şu sağ bek geçen sene kaç maç oynadı, ne kadar para alıyor, acaba prim ne kadar falan filan. Top taça çıkıyor, taraftar aynı anda bir reaksiyon gösteriyor. Faul oluyor, aynı anda bir reaksiyon gösteriyor. Yönetici anlaşıyor bir menajerle. Git diyor şu futbolcu işte 10 birime anlaş diyor. 8'e 10 ne olacak diyor. İkisi bizim olacak diyor. Hayalinde rutubetsiz bir evde oturma planı olan çocukların biraz başardığı bir iş futbol. Bu bölümde Gökhan Güreç ile birlikte başlarım böyle işe diyeceğiz. Zamanın efsane isimlerinden Gökhan, eski milli futbolcu. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin? 7 yaşında futbola başladım İnegölspor'da. Futbolun yarışma gruplarının tüm kademelerinde oynadım İnegölspor'da ve A takıma çıktım. A takımdan sonra da A takımda yaklaşık 1-1,5 sene oynadıktan sonra işte Antep'e transfer oldum Gaziantepspor'a. Bir sene de orada oynadıktan sonra işte Ümit Milli Takım, U20, U19. Ondan sonra da Beşiktaş'a transfer oldum. Yani aktif olarak 11-12 sene aslında. Normalde klasik futbolcuların 15-16-17 sene sürdüğü bir platformu ben biraz erken noktaladım. Bugün profesyonel futbolu konuşacağız Gökhan. İlk soru şöyle. Futbolcu olunur mu? Futbolcu doğulur mu? Sergen Yalçın için, atıyorum Fatih Tekke için, Gökdeniz için, Yusuf Şimşek için, işte Arda Turan için, Emre Belezoğlu için, Hacı için, Messi için, Ronaldo için, bunlar için futbol için doğulur diyebiliriz. Bunlar futbol için özel yetenekler. Ama bir de böyle benim ikiye ayırdığım bir böyle taşıyıcı futbolcular, bir de rekabetçi futbolcular var. Taşıyıcı futbolcular evet doğulur. Ama rekabetçi futbolculardan da çok çalıştığında eğer tabii minimum yeteneği olması lazım tabii o sahada var olabilmek için. Eğer o yeteneği varsa üstüne de çalışma prensiplerini ortaya koyarsa bir disiplin koyarsa futbolcu olunur aslında. Yani hem doğulur hem olunur. Peki futbol bir meslek midir yoksa heves midir ne dersin? Futbol günümüz dünyasında futbol tabii ki bir meslektir. Hevesten artık çok öteye geçmiştir. Diğer futbolcu arkadaşlarıma göre kariyerim 5-6 sene daha önce bitmiş olmasına rağmen hani hayatta ne kazandıysam maddi manevi futboldan kazandım. O yüzden hani böyle bir ortamda işte heves denilemez bana göre. Artık heves olmayı bundan 30 yıl önce futbol terk etmiştir. Futbol bir meslektir. Futbol, spor olmanın yanında hem aileler hem de çocuklar için çok büyük bir gelir kaynağı. Herkes futbolcu olmak istiyor. Profesyonel futbolculuğa giden yol nasıl? Bize anlatır mısın biraz onu? Asgari bir yeteneğiniz olacak. Yani o sahada var olabilmek için belli bir yeteneğiniz olacak. Sadece o da yetmiyor. Yani motorik özellikleriniz ona göre olacak. Yani atletik performansınız ona göre olacak. Sizi hazırlayan hocalarınız o kriterleri daha önce yakalamış insanlar olacak ki size katma değer katabilsin yani. Şu an 5-6 yaşında artık futbola başlanıyor ve artık 10 yaşında bir çocuk çok geç kaldı da denilebiliyor. Böyle bir ortamdayız. Dediğim gibi yani yarışma grupları da yaşları da aşağılara çok indi. Ama tabii orada da bir emek sarf ettiğiniz zaman aile olarak da ciddi bir beklenti içine giriyorsunuz. Özellikle anne babalar çocuklarının o sabah erkenden kaldırıp götürüp işte 3 sene, 5 sene, 10 sene çocuklarının peşinden gittikleri için de açıkçası biraz kendileri de beklentiye giriyor. O işte çocukları biraz o konuda sıkıntıya sokuyorlar diye düşünüyorum. Sen de altyapıdan yetişmiş bir değersin ülkemiz için. Futbolda altyapının önemi büyük. Şu anda ülkemizde altyapının durumunu nasıl görüyorsun? Rezalet. Biraz bu işin mutfağındaki kişileri alıp yanına, yani bu işi amaç edinmiş, bu işin otoritesi olan insanlara bir kulüp tesislerimizi gezdirmek gerekiyor. Altyapıda çocukların yemek hanelerini, yani hepsini demiyorum tabii ki. Ama çoğunun, ekseriyetinin çok kötü şartlarda antrenman yaptıklarını ve çok kötü şartlarda yetiştirildiklerini görüyoruz. Evet, koca koca statlarımız var, güzel statlarımız var. Ama altyapı tesislerimiz aynı kalitede kesinlikle değil. Bu statlarla alakalı yapılan yatırımların bir benzerini tesisleşme anlamında da derhal başlatmamız lazım. Halı sahada herkes güzel futbol oynayabiliyor ama herkes iyi futbolcu olamıyor. Bunu neye bağlıyorsun? Eğer bir futbolcunun yetenekleri o heves skalasının üstüne çıktıysa artık o meslek oluyor ve
İnsanlar ondan para kazanmaya ve gününün tamamını ona adamakla geçirebiliyor. Ama heves olarak kalan futbolun çok daha büyük bir zevki var. Bunu da ben buradan bizi izleyenlere söyleyeyim. Çünkü şöyle, bu işin bu tarafına geçtiğinizde, meslek tarafına geçtiğinizde futboldan aldığınız o keyfi alamıyorsunuz. Ben eskiden deli gibi maç izlerdim. Maç başlamadan önce, bir saat önce heyecanlanırdım. Bir gün önce işte kendi kendime totemler yapardım. Yani bir maçı izlerken aldığın keyif taraftar olduğunda çıkıyor. Ama işin bu tarafına geçtiğinden itibaren ben futboldan hiçbir zevk almıyorum. Hiçbir takım taraftarı değil gibiyim. Çünkü meslek olduğunda artık biz şu hesabı yapıyoruz. İşte şu sağ bek geçen sene kaç maç oynadı, ne kadar para alıyor, acaba prim ne kadar falan filan. Hani biz bu bakış açısıyla maçı izliyoruz. Ama taraftar gayet bütün o enerjisini atma uğruna bağıra çağıra takımını destekliyor. Bir nevi deşarj oluyor ama biz tabii bu işi meslek olarak yaptığımız için öyle bir şansımız da olmuyor. Futbolu izlemek bizi deşarj olma görevini yitirmiş oluyor yani bizim için. Bir de şu var, meslek olarak yaptığında bu işi galiba başka olgular da işin içine giriyor. Mesela falanca takıma transfer oluyorsun. Kanımı kestiler, sarı lacivert akar, işte sarı kırmızı akar. Aradan bir sene geçiyor, başka takıma ben aslında doğuştan Beşiktaşlıydım falan durumları oluyor. Ne diyeceksin abi? geçen aynı röportajı birileriyle yaptık, işte böyle soruyorlar falan. Ya abi ne diyeceksin abi? Yani mecbursun, o takıma gitmişsin, taraftar onu duymak istiyor. Hani şey, eski Türk filmlerinde bir klişe olur ya, hani seviyorum mu duymak istersin, halbuki bilirsin sevmediğini ama onu duymak istersin. Taraftar da o hesap abi, duymak istiyor. Yani küçükken şuralıydım, bu takımlıydım, şu takımlıydım. Taraftar duymak istiyor. Sen de onun duymak istediğini veriyorsun. Neden veriyorsun? Çünkü para veriyorlar sana. O yüzden veriyorsun abi. Peki bu futbolcuların bonservis ücretlerini kim ya da kimler hangi kritere göre belirliyor? İşte bir ihtiyacınız var. Bir finansman kuruluşa gittiniz. Bir finansman desteği alacaksınız. İpotek vereceğiniz şeyin eksperini yapan bir birim var. Ama işte futbolda böyle bir birim yok. Özellikle Türkiye'de hiç yok. Hani deveye sormuşlar işte nereni eri diye, nerem doğru demiş. Hani bizim Türk futbolunda o hesabı. Yani daha buraya gelene kadar inanın hani o kadar çok problem var ki. Yani bu belki problemleri öncelesek, yani bu belki 10-15. Sıralarda anca olabilir. Futbolun dediğim gibi baştan aşağı bir revizyona ihtiyacı var. Şimdi işin bir de menajer ayağı var. Profesyonel futbolcular kendi menajerini seçebiliyorlar mı? Yoksa bazı menajerleri seçmek zorunda mı bırakılıyorlar? Abi aslında sorduğun soru çok ince bir soru. Herkesin cevabını bildiği ancak söyleyemediği soru. Ama atıyorum bir yere transfer olacaksın. İşte o takımla alakalı bir menajer geliyor sana, direkt o takımın seni istediğini söylüyor ve otomatikman menajerin o oluyor aslında. Bu da bizim futbol hayatımızda başımıza gelen şeylerden biri. Kirli abi ya futbol. Yönetici anlaşıyor bir menajerle. Git diyor şu futbolcu, işte 11'ime anlaş diyor. 8'i onunla olacak diyor. İkisi bizim olacak diyor. Bu ülkemizde olan bir şeyler yani. Önüne de geçme şansın yok yani. Hiçbir şekilde geçemezsin. Futbola karşı bir yeteneğimiz olduğunu düşünüyoruz. İyi de futbol oynuyoruz. Ama yeteneğimizin olup olmadığını nasıl anlarız? Abi orada şöyle bir şey var. Maalesef ülkemizde herkes çok yetenekli olduğunu düşünüyor. Mesela ben evime girerken 27-28 yaşında bir abimizin gelip ben futbolcu olmak istiyorum, hani ne yapmalıyım dediğini biliyorum abi. Yani 27-28 yaşında ben o dönem işte Beşiktaş'ta oynuyorum. Evimizin güvenliğinde çalışıyor. Ben 20 yaşındayım. Beşiktaş'ta oynuyorum. Acaba oldum mu, olacağım mı diye düşünüyorum. Yani ben futbolcu olacağım mı? Beşiktaş'ta oynuyorum yani. Adam 28 yaşında güvenlik görevlisi ve futbolcu olabilir miyim diye düşünüyor. Yani buradaki problem, herkes kendini iyi futbolcu sanıyor. Ben de dahil. Ama gerçek öyle değil. Aslında burada bir büyü var yani. Yani oynayan, o halı sahaya çıkan, bir tane iki tane gol atan kendini öyle sanıyor. Ama önemli olan başkalarının seni takdir edip o formayı sana vermesi, görev vermesi. Bunu yakalıyor olmamız lazım yani. Genç yetenekler nasıl keşfediliyor? Yani kulüpler bu yeteneklerden nasıl haberdar oluyor?
her takımın tabii kendine göre izleme komitesi var. İzleme ekibi var. Ama kendine göre var tabii. Yeteri derecede var mı yok mu? Ama şöyle de bir şey var. Yani bugün Türk futbolunda klasik bir hikaye anlatılır. Diyarbakır Spor'un menajeri işte Galler maçına gitmiş. Valla isimleri şu an bilmiyorum ama bu futbol dünyasında hep anlatılır. İşte 10 ile 11'i tekrar izleyin diye rapor vermiş. 10 Bellamy, 11 Giggs. Yani futbol artık hiç kimse anlamayanın bile iyi futbolcudan anladığı bir ortam. O yüzden böyle biraz göze çarpan, biraz eli ayağı düzgün, işte top alışverişleri iyi, aerobik kapasitesi biraz iyi. Yani göze çarpan insanlar da keşfetmek, futbolcuyu bulmak falan filan çok zor şeyler değil ya bana göre. Yani hiç futboldan anlamayan insanların dahi yapabileceği şeyler. Peki gelelim taraftara. Futboldaki başarıda taraftarın etkisi nedir ya? Öyle ki hani taraftarın gözünde bir anda vezir de oluyorsun, rezil de oluyorsun. Ya bir kere taraftar böyle futbolun sahanın içine efektif olarak etki edemiyor Türkiye'de. Mesela ben bir Galler maçı oynamıştık biz Ümit Milli takımda. Ben o maçta taraftarın etkisini bizzat hissetmiştim. Ama şimdi çünkü şöyle top taça çıkıyor, taraftar aynı anda bir reaksiyon gösteriyor. Faul oluyor, aynı anda bir reaksiyon gösteriyor. Hakem kart gösteriyor, aynı anda bir reaksiyon gösteriyor. İşte gol oluyor, aynı anda bir reaksiyon. Evet Türkiye'de de gösteriliyor gol olunca reaksiyon ama şimdi sen pozisyonun içinde bir taraftar olmadığı zaman ben bunu yaşadım. Ama tribünde şarkı söylemek futbolcuya bir etkisi yok. Bunu aşamıyoruz bence. Yani taraftarın biraz daha oyunun içinde olması lazım. Pozisyonlara anlık reaksiyon göstermesi lazım. Orada belki çok güzel bir hareket oluyor, çok güzel bir şey oluyor ama taraftar şarkı söylerken bunu kaçırıyor. Ve birçok taraftar aslında maç izlemeye de gelmiyor. Yani annesine, babasına, ninesine, dedesine edemediği küfürleri geliyor burada bizlere ediyor. Hani ben arkamda böyle bilet aldım lan tabii küfür ederim sözcüğünü duydum yani. Oyunun içinde olan taraftar, gerçekten pozisyonlara reaksiyon gösteren taraftar, durumlara reaksiyon gösteren taraftar, başarılı hareketleri takdir eden taraftar. Evet bunların futbolcu üzerinde bir etkisi var. Peki Gökhan Güleç'in futbol hikayesi nasıl başladı? 29 yaş gibi erken sayılabilecek bir yaşta neden bitti? Anlatabilir misin? Ya şöyle ben esnaf bir ailenin, tüccar bir ailenin çocuğuyum. Aile şirketimiz organize para kendinin içinde bir şirketti. Ve çok fazla futbolu seven bir aileden geliyorum. Futbolu bu kadar sevmenin, futbola aşık olmanın bu tarafı da var. Yani aileden gelen bir özellik. Ailemizde futbolcu, profesyonelce bu işi yapmış bir kuzenim bir de amcam var. İkisi de İnegöl Spor'da oynamışlardı. Zaten böyle bir durum olunca hani siz potansiyel bir futbolcu adayı olarak dünyaya geliyorsunuz. Ben bir de yaptığım işi çok tutkuyla yapan biriyim. Aslında böyle çok makro yeteneklerim yok. Ama çalışma disiplini olan, çalışmayı çok seven, bunu bütün arkadaşlarım, bütün hocalarım, bütün İnegöl halkı şahittir. Yani o kadar çok çalıştığım, o kadar çok çalışıyordum ki yani. Ama işte aşkla nefret arasında çok ince bir çizgi var. Ben günde 2 saat çalışman gerekiyorsa 4 saat çalıştığım için aslında pilim bitti. Erken doldurdum abi. Çünkü çok fazla çalışıyordum. Çok fazla tutkuluydum. Bu da bence pili erken bitirdi. 29-30 yaşında artık futboldan nefret eder. Yani sabah antrenmanlarını hatırlıyorum. Böyle sabah o kalkmak o kadar çok zor geliyordu bana. Her sabah ulan ben bu işi ne zaman bırakacağım moduyla artık yaşamaya başladım. Ben ondan sonra 29-30 yaşından sonra dedim ki ben bundan sonraki hayatıma sadece futbolcu Gökhan olarak kalmamalıyım. Ya bu işi profesyonel anlamda noktalamaya karar verdim. Çok radikal bir karardı. Söylediğimde babam sandalyeden düşecekti neredeyse. Yani. Bu yaşta futbol mu bırakılır diye. Ama ona biraz şey dedim. Baba bir sene dinleneyim bari falan dedim. Peki Gökhan Güleç şimdi ne yapıyor? Yani ilerideki projelerin neler? Ben futbolu bıraktığım gibi ben yazılım sektörüne bir yatırım yaptık. Bir sadakat programı yaptık ve bunu AVM'lere satmaya başladık. Şimdi Parakende, yani organize Parakende'ye bir giriş yaptık. Yaklaşık 8-9 tane bir işletmemiz var AVM'lerde. Ve bu süreçte tecrübe edindim ve görünmeyeni satmanın Türkiye'de çok zor olduğunu da bizzat müşahede ettim. Satmak gerçekten çok zor. Bu sadece yazılım olarak demiyorum. Birçok sektörde. Şimdi de futbolcu arkadaşlarımla beraber
yatırımlar yapıyoruz. Genç, dinamik, markasını büyütmek isteyen firmalara da destek oluyoruz aslında. Hem bu anlamda biz sermayemizle kazanıyoruz ve büyümek isteyen girişimcilere de kazandırıyoruz. Kendim içi fiili olarak içinde bulunduğum şu an bir markanın böyle çok hızlı büyümesine de yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Yani futbolcu arkadaşlar olarak yaklaşık bir 40-50 futbolcu bu işe yatırım yaptık. Bunun gibi yine özellikle işte gastronomi alanında olur. Şimdi mobilya ile alakalı da bir şeyler düşünüyoruz. Yani böylelikle hem futbolcuların etrafında her zaman iş paslamak istedikleri eşi, dostu, akrabası, sevgilisi, kız arkadaşı, karısı, kardeşi, amcası, yeğeni mutlaka oluyor. Hem onlar için de bir iş olmuş oluyor. Böyle bir iş modeli oluşturduk ve bunu çok güzel bir şekilde işlemeye başladık yaklaşık 1-2 senedir. Buna da devam edeceğiz. Her geçen günde böyle sporcu arkadaşlarımız çoğalıyor. Yaklaşık şu an 8-9 tane bu anlamda bir yatırımımız oldu. Peki futbola dönmeyi düşündün mü hiç? Şu an için düşünmüyorum. Gelecek neyi gösterir bilmiyorum ama şu an için profesyonel olarak düşünmüyorum. Amatör olarak %100 düşünüyorum. Mutlaka bizim mührün olduğu yerlerde olmamız lazım. Futbolcu arkadaşlarımızın takım elbise giymesi lazım. Ya da eşortmanını çıkartmadan o yöneticilik makamlarında oturması lazım. Yani ya eşortmanla yönetici olması lazım ya da bizim takım elbise giymememiz lazım. Eğer Türk futbolunu kurtarmak istiyorsak. Ben böyle düşünüyorum. Geriye dönüp bakınca keşke şunu yapmasaydım dediğin şeyler oldu mu? Keşke Denizspor'a kiralık gitmeseydim diyebilirim. Çünkü 20 yaşındaydım. O çok fevri bir karar aldım. Mesela şu an düşünüyorum ya zaten bir önceki sene 11 tane gol atmışım. Yani artık kime bir şeyi ispatlayacak durumum yok. Ondan sonraki sene işte kötü bir sezon geçirmişim ama yani kredim vardı insanlar üzerinde, yani camia üzerinde, takım üzerinde kredim vardı. İnsanlar git demiyordu yani. Böyle fevri bir karar aldım. Denizlispor'a gittim. Keşke gitmeseydim. Peki kariyerinde ne zaman başlarım böyle işe dedin? 15-16 yaşında böyle adeta kampa girdim. Yani hayatımı kampa aldım. Böyle yediğim yemeğimden dinlenme düzenime kadar, antrenman disiplinlerime kadar hepsi planlıydı, programlıydı. Ve 2002 Dünya Kupası benim için çok büyük bir etken oldu aslında. O Dünya Kupası'nda kaçırdığım bir maç hatırlamıyorum. Çok yoğun duygular yaşadım. O dönemde böyle çok fiziki olarak bu dünyanın içinde olmak istiyorum diye böyle hani başlarım böyle işe dediğim yer o nokta olabilir yani. Ama şöyle yani akli olarak böyle işte 16 yaş, 15 yaş artık böyle neyin ne olduğunu da fark edecek bir yaş yani tamamen. Hani ne istediğini bilen bir edayla hani ne istediğini söyleyebileceğin yaş. Hani ufaklıkta 19 yaş, 10 yaş. Evet bunlar biraz şey. Heves belki ama işte 16 yaşında bu benim için meslek dediğim zamandı. O zamandan itibaren de çok disiplinli çalıştım. Dediğim gibi çok çalıştık. Pilimiz de erken bitti. Peki Gökhan Güleç, futbolcu olmak isteyenlere, bu işi profesyonel olarak yapmak isteyenlere neler tavsiye eder? Bir, yapması gereken tek şey bu işe kendini adamak. Bu işten başka hiçbir şey düşünmemek, kendine bir yol haritası çizmek ve bu çizdiği yol haritasına sadık kalması. Bunu bir koç veya bir hoca nezaretinde mi yapacak, bu planını kendimiz çizecek onu bilemiyorum. Ama bu işe adaması lazım kendini. Adamadıktan sonra bu iş olmuyor. Sosyoekonomik olarak da biraz fakir ailelerin çocukları bolca oluyor. Çünkü orada bir survivor var, mücadele var. Hayalinde rutubetsiz bir evde oturma planı olan çocukların biraz başardığı bir iş futbol. Bu yüzden yaşadığı her zorluğa katlanarak bunu başarması gerekiyor. Kendini adaması gerekiyor. Gökhan Güleç, buraya geldiğin için, bizi kırmadığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.